Makarnayı haşladıktan sonra suyunu lavabodan aşağı döküyorsanız çok büyük hata yapıyorsunuz. Çünkü makarna suyundaki birçok vitamini de böylelikle ziyan ediyorsunuz. Makarnanın içerdiği tiamin, riboflavin, niasin, pridoksin, folik asit gibi vitaminler suda çözülebiliyor ve makarnayı haşladığınız suyu döktüğünüz anda aslında bu sağlık deposunu da boşa harcamış olabiliyorsunuz. Makarna haşlama suyunu dökmeyip soslu makarnanın üzerine ekleyerek ona çok farklı bir tat kazandırabilirsiniz. Süzgeç yerine bir kap yardımıyla makarnayı haşlandığı tencereden alıp önce sosu sonra da makarnanın haşlama suyunu eklerseniz çok daha lezzetli, bildiklerinizden çok farklı bir makarna elde edeceksiniz. Pilav, çorba gibi yemeklerde kullanabilirsiniz. Çorbanın lezzetini ve besleyiciliğini artırmak için ayırdığınız makarna suyunu kullanabilir ya da pilav yaparken eklediğiniz normal suyun yerine bu makarna suyunu kullanarak onu daha leziz hale getirebilirsiniz. Sadece bu yemeklerde değil, ayrıca böreklerde, yufka arasına sos olarak da ya da ekşili köftenin terbiyesinde ve pizza hamurunda kullanacağınız makarna suyu sizi şaşırtacak derecede işe yarayacak. Çiçeklerinizi sulayabilirsiniz. Makarna suyu, balkon ve bahçedeki saksı çiçekleriniz için de çok faydalı. Mineral ve vitaminler açısından zengin olan makarna suyu, bitki ve çiçeklerinizin hızla büyümesini sağlıyor. Burada tek dikkat etmeniz gereken suyun tuzlanmamış olması ve kesinlikle soğumuş olması. İnatçı lekelere sahip bulaşıklarda kullanabilirsiniz. Bulaşıkları makarna suyunda yıkamayın tabi. Ama onu bir türlü çıkmayan inatçı lekelerden kurtarmak için kullanabilirsiniz. Zira nişasta o lekelerin kolayca çıkmasına yardımcı olacaktır. Tek yapmanız gereken bu lekelere sahip bulaşıkları kısa bir süre makarna suyu içinde bekleterek sonrasında bulaşıkları her zamanki gibi yıkamaya devam etmek. Videomuzu beğenip kanalımıza abone olmayı unutmayın. Sağlıklı ve mutlu günler dileriz.